Burası Başakşehir. Burası kamuya ait ya. Kamu binası olmuş zaten. Kamuya ait de. Ben de oğlum kamusal alan burası aynı zamanda. Siz sürenin sen geliyorsunuz. Ben şurada ön tarafta bu sürenisi yapın. Sen gidin lütfen. Örneğin kumulusunuz. Kısaları benden daha iyi görüyorsunuz. Şu anda biz bu bölgenin önünde basmanız konusu yapamayız. Bunu engellememizin bir mantığı yok. Engellemiyorum bak. Engelliyorsunuz. Ben size yer gösteriyorum. Şurası belediyenin önü. Hayır efendim şu anda Başakşehir belediyesinin önü. Yani anlam ifade edemiyorsunuz. Yoksa yolun herhangi bir yerine bırakın. Durun bir arkadaşımıza şiddet uygulanmış. Biz de tepki göreceğiz. Medeniyetçi Sayın Müdürüm, şurada 5 dakikalık bir basın açıklaması yapacağız. Ekonomisi de olarak geldi. Arkadaşlarımızın çoğunu da getirdim. Şurada basın açıklaması yok. Tamam, ben diyorum ki bakın şurada ön tarafta ne yapın. Ne engeli var müdürüm? Yapın. Yasa açısından ne engeli neticede var? Burası bir kamu hizmet binası. Tamam, evet. Girişte vatandaş. Yapmayın Allah aşkına. Yani. Şimdi size bir şey söyleyeceğim Sayın Müdürüm. Biz hiç haber vermedik ve buraya geldik. Ben geldim. Ya bu belediye binasına her vatandaş girebiliyor. Burası MİT'in önü değil. Burası emniyet istihbaratının önü değil. Ya burası tamam. Belediye hizmet binası. Ben Ali Karakçı. Burası bir hizmet binası. Buraya bir vatandaşın gelmesine engelleyemezsiniz. Söyleyebilir miyim? Gazeteciyim. Şu anda gidiyorum. Mevlüt Bey ile görüşeceğim. Nasıl engelleyeceksiniz? Tamam burada bunu zaman, yapalım. Tek alırız beyefendi. Tamam geçelim. Geçeceğim. Açıklamadan tek. Hiç kimse, hiçbir siyasi güç, hiçbir devletin gücü, kamunun gücü, gazetecinin görev yapma hakkını engelleyemez. Engellerse suç işler. Şiddet kullanırsa suç işler. Hüseyin Çetiner arkadaşımıza Başakşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ilçe yöneticisi tarafından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Protesto ediyoruz. Bu ülkede gazetecilerin haber yapma hakkı engellenemez. En son Mehmet Baransu'ya yönelik olarak yapılan tutuklama işleminin de protesto ediyoruz. Çünkü bir gazeteci kamuyu bilgilendirecek her habere ulaşabilir ve o haberi kendi gazetesinde ve kendi mecrasında yayınlayabilir. Eğer bu ülkenin topraklarında bir gazeteciyle ilgili olarak bir komplo teorisi evraklar üzerinde oynadı diye tutuklanabiliyor. Ardından da evraklarla oynanan bilgiler devletin gizli bilgisi olarak açıklanıyorsa bu bir çelişkidir. Ve geçen hafta içerisinde Hüseyin Çetiner'e Cuma günü Başakşehir Belediye Meclisi'nde kamuya açık bir alanda her vatandaşın açık olarak izleyebileceği bir yerde meclis üyeleri arasında bir sorun çıkmışsa, itiş kakış yaşanmışsa gazetecinin temel görevi fotoğraf makinesini çekmektir, kamerasını ortaya çıkarmaktır ve görüntü almaktır. Bunu engellemek suçtur. Buradan tüm savcıları göreve çağırıyoruz. Hüseyin Çetiner'in haber alma özgürlüğünü, haber yapma özgürlüğünü, kamunun haber alma özgürlüğünü engelleyenleri protesto ediyoruz. Ayrıca Başakşehir Belediyesi'nin önü kamuya ait, vatandaşa ait bir yerdir. Her vatandaş o belediyenin kapısından içeri girebilir. Her vatandaş o kapıya kadar yürüyebilir. O kapıya kadar da yürünmemizin de durdurulmasını da protesto ediyorum. Bu ülkede her yurttaş yasalar karşısında eşittir. Ama bazıları görüyoruz ki daha eşit. Bu değişmelidir. Bugünkü eyleme sembolik olarak geldik. Eğer AK Parti'nin ilçe ve il yöneticileri, ilçe yöneticisi saldırgan ilçe yöneticisiyle ilgili gereğini yapmazsa bu işin peşini bırakmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii ki doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere saldırı olağan hale geldi, oluyor. Buna ben üzüldüm ama daha da üzüntüsü 7 gün geçti. İşte Sayın Belediye Başkanımız ve kendi yönetim kurulu üyesi hakkında bir açıklama yapıp üzüntüsünü belirtmeyen Ayhan Özgürel ve Mevlüt Başkanımızın tavrını da ben şiddetle kınıyorum. Yani bu bir şiddettir. Yani bir haber portallarında ya da bir telefonla olabilirdi. Bu saldırıdan daha da önemli. Teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanıza sağ olun, var olun. Başakşehir Belediyesi'nin
ikinci birleşimini izlemek üzere Bahçeşehir'deki meclis toplantısına gittik. Gölet bölgesinin imara açılmasıyla alakalı madde gündeme gelince Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partili meclise tartışma çıktı. Ben de çantamda fotoğraf makinemi çıkararak görüntülemeye çalıştım. 40. saniyede AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesi Ramazan Öztürk tarafından saldırıya uğradım. Tabii 7 gün geçti. Saldırıdan sonra gerek belediye başkanının, gerek ilçe başkanının bu durumu kınayacak bir açıklama yapmamalarından dolayı dernek başkanımız Ali Bey'in ve yönetim kurulu üyesi arkadaşların bugün burada böyle bir eylem yapma kararı oldu. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Öbür arkadaşlar Ali Bey özellikle istemedi. Üyeleri, yöneticileri dar bir çerçevede olsun. Amacımız olayı duyurmak dedi. Bugün buraya geldik, açıklamamızı yaptık. Yani şiddete üzüldüm ama hiçbir açıklama yapmamayıp magandaya ve şiddete sahip çıkan başkanları daha da üzüldüm. Bilemiyorum. Tabii onlara sormak lazım. Demek ki şiddeti savunuyorlar ki açıklama yapmıyorlar. Artık onların takdirine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ali abi siz neler söyleyeceksiniz? Ya bir kere bir meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Biraz önceki yaptığım açıklamada da. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Başakşehir Belediyesi'ne önünde bir basın toplantısı yaptık. Toplantının sonunda da bir yetkiliyle görüşmek istedik, belediye başkanı varsa. İçeride bir başkan yardımcısı bizi karşıladı. Başkan yardımcısı kim? Murat Şahin. Büyük ihtimalle belediye meclis üyesi herhalde. Bilmiyorum, yanlış biliyor olabilirim. Karşıladı. Ayakta karşılayınca böyle ayakta mı karşılayacaksınız dedim. Buyurun odama geçelim dedi. Ama odam çok dar dedi. Ama odası da 10 kişi alıyor. Dar deyince tüm arkadaşlarımızla, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla girdik. Ama konuşurken çok nezaketsiz bir şekilde bir arkadaşımıza çık dışarı dedi. Ben dedim ki nasıl böyle bir şey dersin? Hepimiz çıkarız yani. Çünkü nedeni şu. Biz belediye meclisindeki çıkan kavganın Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti içerisinde yaşanmış bir kavganın tarafı değiliz. Biz o kavgayı kamuoyuna yansıtan gazetecileriz. Ya yani orada kimin haklı olup olmadığına ben değil, kamuoyu karar verecek. Ben ne CHP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm, ne de AK Parti'nin sözcüsüyüm. Nasıl bir görüştür ki belediye binasına zorla girdin diyor bir belediye başkan yardımcısı. Nasıl bir nezaketsizliktir, nasıl bir bakıştır? Orası hizmet binası, orası vatandaşa ait. Bir vatandaş o belediye binasına girerken kimseye sormaz, güvenlikten geçer. İçeride Mehmet'le, Ali'yle, Veli'yle görüşecekse görüşür ve gider. Nasıl bir başkan yardımcısıdır ki milletin hizmetkarız diyen bir siyasi partinin, bir siyasi anlayışın öyle bir zihniyette bir belediye başkan yardımcısı var. Ayıplıyorum, kınıyorum, protesto ediyorum.